أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وقرة اعيننا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التي لم يخلق مثلها في البلاد أو آخر آية بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, onun Habibi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin. Rabbimiz duyduklarımızla amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu son nefeslerimize kadar İslam üzere, iman üzere, Kur'an üzere yaşamayı Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize nasip ve müesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, geçen haftaki sohbetimizde Nuh Aleyhisselam'ı ve Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatmıştık. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor. Tabi onun ardından söylemiştik İnşallah Rabbimiz Celle Celaluhu ömür verirse yani bu haftaki sohbetimizde inşallah Hud Aleyhisselam'ı anlatacağız. Ad kavminin helak olmasını anlatacağız ve ad kavminin helak olmasının sebeplerini anlatacağız. Ve bizleri de Kur'an-ı Kerim'den bu kavmin helak olmasından sonra Kur'an-ı Kerim'den ümmeti Muhammed'e gönderilen mesajları yani onlara uymayın, onların yaptıklarını yapmayın ki Allah Celle Celaluhu sizlere musibet göndermesin işaretlerini alarak inşallah hayatımızı kardeşlerim bunun üzerine yaşamaya gayret göstereceğiz. Değerli Müslümanlar dedi ki Nuh Aleyhisselam'ın kavminin helak olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Allah'a şirk koşmaları, puta tapmaları, Nuh Aleyhisselam'a karşı gelmeleri ve daha önceki kavimlerin de başlarına gelen en büyük meselelerden birisi de e, Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olduğu gibi diğer kavimlerde de peygamberlerine karşı gelmeler. Yani Allah'ın peygamberine karşı gelmeyeceksin. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de bizlere hitaben ne buyuruyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve ne yaptıysa onu alacağız. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size neyi veriyorsa Allah onu alın buyuruyor. وَمَا نَهَاكُمُ anhu fentehu. Neyden uzaklaştırıyorsa ondan kaçınacaksınız. Yani bugüne kadar helak olan toplumların tamamı peygamberlerine karşı çıkmalarından dolayıdır. Allah onlara musibet göndermiş. Nuh Aleyhisselam'ı geçen hafta anlatmıştık. Bu haftada inşallah kardeşlerim Hud Aleyhisselam'ı anlatacağız. Hud Aleyhisselam'ın kavminin helak olma sebeplerini anlatacağız. Çünkü ne demiştik? Dedik ki Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Kur'an'dan örnek alın, öğüt alın ki geçmiş kavimlerin başına musibet gelmiş. Mesela Nuh Aleyhisselam'a ne oldu? Tufan geldi. Nuh Aleyhisselam'a iman etmeyenler o tufanda boğuldu. Yani biz buradan ne mesaj çıkaracağız? Peygamberimize iman etmezsek eğer Allah bizleri imtihan edebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini yerine getirmezsek Allah Celle Celaluhu bize musibet gönderebilir. Değerli kardeşlerim, öncelikle Hud Aleyhisselam'la alakalı kısa bir bilgi verelim. Yani Hud Aleyhisselam kimdir? Hud Aleyhisselam'ın soyu nereden geliyor ve hangi kavme gönderilmişti? Yani hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı zaman buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu yaklaşık 124 bin peygamber göndermiştir. Diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber. Bu peygamberlerin tamamı gönderiliş amaçlarından ilki Allah'a şirk koşmayın emridir. La ta'budune illallah. Ey ümmetim Allah'a şirk koşmayın. Allah'tan başka ilah aramayın. Bütün peygamberler en başta kardeşlerim ümmetine bunları naklettiler. La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Kula kul olmak yok. Makama kul olmak yok. Dünyaya kul olmak yok. Mevkiye kul olmak yok. Sadece ve sadece Allah'a kul olmak var. Kul huvallahu ahad. O Allah ki celle celaluhu tektir. Allahu samet. O hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün insanlar ona muhtaçtır. Ve biz de Allah'a muhtaç olduğumuzu kendi hayatımızda göstereceğiz ki yani acizliğimizi göstereceğiz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor ayetinde? Ya yuhannas ey insanlar entumul fukara siz fakirsiniz diyor Allah. Devamında entumul tumul fukara ilallah şüphesiz ki siz fakirsiniz zengin olan Allah'tır. Vallahu huvel ganiyul hamid. Allah zenginlerin hem şükrünü eda eden kimselerin en zengini kimdir? Allah Celle Celaluhu'dur. Ve biz de ne yapacağız Rabbimize karşı? şükrümüzü eda etmek için Allah'a karşı kulluğumuzu eksik etmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim, Hud Aleyhisselam bir rivayete göre Hud Aleyhisselam'ın nesebi Hz. Nuh'un oğlu Sam'a dayanır. Yani Hud Aleyhisselam'ın soyu nereden geliyor? Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'dan gelir soyu. Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim, Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberin Hud Aleyhisselam olduğu rivayet edilir. Yani Nuh tufanı oldu, Orada ne yaptılar? Bakın geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştik. Dedik ki Nuh Aleyhisselam kavmi taptıkları putlar kimlerdi? Salih insanlardı. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde taptıkları putlar o zaman iyi insan, akıllı insan, zeki insan, ahlaklı insanlardı. Ama o kavimden mesela putları tapıyorlardı. Ondan önceki kavim biliyorlardı ki bu adamlar bizim toplumumuzun saygın insanları. Ama diğer nesillere bu putlar taşınınca bunlar dediler ki yani bu adamlar Allah'tır biz buna tapalım. Onun için hep söylüyoruz İslam'da heykel yoktur. İslam'da heykelcilik yoktur. İslam'da heykellerin karşısına geçip saygı duruşunda durmak yoktur. Hiçbir Müslüman Allah'ın karşısında kimsenin huzurunda eğilmez. Allah'ın karşısının Allah'ın dışında hiç kimsenin karşısında boyun eğmez. Saygı duruşu duymak sadece Allah'adır. Biz namazda iftitah tekbirinden sonra ellerimizi bağladığımızda Rabbimize orada saygı duruşunda dururuz. Dolayısıyla kıymetli Müslümanlar, yani heykeller toplumlar için her zaman tehlike olmuştur. Bakın bugün hala birçok yerde putperestlik var. Hindistan'a gittiğiniz zaman birçok ülkelerde hala bazı putları, belirli putları koymuşlar. Allah diye onlara tapıyorlar. Yani Rabbimiz bizleri hidayetten mahrum etmesin. Ama bakıyorsun ki adam putun, puta secde ediyor. Hatta bazıları inineye tapıyor. Yani geçen haftalarda bir video çıktı sosyal medyada. İşte bir tane inek bulmuşlar, ineği süslemişler, püslemişler, üstüne öyle güzel kırmızı kırmızı böyle süsler koymuşlar. Herkes ineğin altına yatıyor, önüne yatıyor. Eğer inek toynağını alıp onun sırtına vurursa o adam affedilmiş oluyor. Ya böyle bir akıl tutulması var mıdır ya? Kardeşlerim, İslam dışında bütün dinleri araştırdığınızda yine sizi o nokta İslam'a götürüyor. İslam dışında hangi dine bakarsanız bakın İslam'ın en şerefli din olduğunu anlayacaksınız. Çünkü hepsi batıl. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hepsi tahrif edilmiş, hepsi değiştirilmiş, uydurulmuş. Rabbimiz bizleri istikametten ayırmasın. Kardeşlerim Hud Aleyhisselam Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın nesebinden geliyor. Yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamber kimdir? Hazreti Hud'dur. Yani Nuh Aleyhisselam'ın vazifesi bitti ardından hemen Hud Aleyhisselam geldi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Sümme enşe'nâ min ba'dihim karnen âkharin. Sonra onların yani Nuh Aleyhisselam'ın ardından başka bir nesil getirdik diyor Allah. Yani bir nesli ortadan kaldırmak, onun yerine başka bir nesil getirmek Allah Celle Celaluhu buna gücü yetmez mi? Yetmez mi Allah'ın gücü buna? Yeter değil mi? Gücü kuvveti sonsuzdur Allah'ın. Biz ne diyoruz? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç ve kuvvetin sonsuz sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf'u kuyudan kurtaran kimdir? Hazreti İbrahim'i ateşten kurtaran kimdir? Yine aynı şekilde kardeşlerim Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un zulmüne karşı muhafaza eden o okyanusun yarılma mucizesini gösteren Hazreti Musa'yı kurtarıp ardından Firavun'u orada zelil eden kimdir? Allah Celle Celaluhu. Kardeşlerim tabi biz dedik ya her zaman ve her zaman bütün peygamberler Allah'ın birliğini anlatmışlardır ve Allah'ın birliğini anlattıklarının karşılığında hep sıkıntı çekmişlerdir, hep eziyet görmüşlerdir ama asla ve asla davalarından vazgeçmemişlerdir. Rabbimiz ayetin devamında فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُ اَفَلَا Bunun üzerine onların ardından kendilerine ne dedi Hud aleyhisselam kavmine? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Ancak Allah'a kulluk edin. Yani Allah'tan başka kimseye kulluk olmayacak. Ayetin devamında çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Bakın Tanrı demiyorum. Rabbimiz Allah'tır. Rahman olan Allah'tır. Rahim olan Allah'tır. 99 ismi şerifi varken biz Tanrı diye Rabbimize hitap etmeyiz. Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek ne buyuruyor? Sizin Tanrınız size yeter. Allah'ımız bize yetiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bize yeter. Rabbimiz kendilerine ve men yetevekkel alallah kim Allah'a tevekkül ederse fehu hasbu Allah ona yeter. Eğer Allah'ı vekil olarak, Allah'ı dost olarak yeterli görürsen hiçbir zaman zararda çıkmazsın. Her zaman Allah seni muhafaza edeceğine dair söz veriyor. Kardeşlerim, Ad kavminin yaşadığı bölgeyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de tam net olarak bir bölge anlatılmamış. Ama Ad kavmi kıymetli kardeşlerim Yemen ile Umman arasında bir bölge. Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf suresi değil mi? Hangi sure? Ahşap suresi, Kur'an-ı Kerim'deki bu sureyi celile e, Yemen ile Umman arasındaki bu bölgeyi anlatıyor. Bu bölgede Ad kavminin Nuh aleyhisselamından sonra gelen Hud peygamberin kavminin yaşadığı bölgedir. Yani buradaki bu bölgede Yemen ile Umman arasında geniş bir bölgede yaşayan bir kavim. Ama kardeşlerim öyle bir kavim ki, bakın buraya çok dikkat edin. Öyle bir kavim ki Allah kendilerine nimetler vermiş, Allah kendilerine yarım adasın, Arap yarım adasında kendilerine hakimlik vermiş, kendilerine zenginlik ihsan etmiş. Hatta kardeşlerim sahabe döneminde Hud Aleyhisselam'ın kavmi olan At kavminden bazı kalıntılar bulundu. Bakın buraya dikkat edin. Sahabe döneminde onlara ait bazı kalıntılar bulundu. Ve öyle kalıntılar ki mesela hani bu Rabbimizin mucizesi dedik ya. Şimdi kıymetli Müslümanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanlar hep mesela Adem Aleyhisselam döneminden itibaren insanlar büyüktü. Boy olarak büyük, yapı olarak büyük ama kıyamete doğru insanlar küçülüyor. Bu böyle devam edecek. Bu nedir kardeşlerim? İnsanların küçük boylu olması kıyamet alametidir. Bilhassa kadınlarda bu çoktur. Yani kesinlikle hakaret için söylemiyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu yani yarattığına hakaret edilmez. Allah'ın yarattığı şekle, boya, şemale bunu daha önceki sohbetlerimizde söyledik. Ama ad kavmi kardeşlerim yani öyle bir kavimdi ki Allah buyuruyor ki elleti lem yuhlak misluha fil bilad. Biz yeryüzünde daha önce böyle bir kavim yaratmadık. Böyle bir özellik yok. Nasıl? Sahabe döneminde bulundu kardeşlerim. Ayak ucundan yani bunların kemikleri bulundu. Kalıntılarına denk gelindi. Ayak ucundan dizine yürüyene kadar kilometreler geçiyor. Yani bir tabiri caizse minare boyunda insanlardı. Boyları yüksek Hatta kardeşlerim rivayet edilir ki en derin denizin en derin noktasında elini uzatarak denizin dibine kadar değdiriyordu. Bak şimdi. Şimdi bu Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bir mucizedir. Ad kavminin Allah böyle özellikler vermiş, öyle yaratmış. Elleti elleti lem yuhlaq misluha fil bilad. Yeryüzünde böyle bir kavim gelmemişti. Allah Celle Celaluhu o ayetten hemen önce İrama zatil imad. O İrem bölgesi yani onlara belirli bir topluluk Allah'a ihsan etmişti. Belirli bir nimet ihsan etmişti. Ama onlar kardeşlerim Ahkaf çölünün etrafında yerleştiler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Ey Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem O Ad kavminin kardeşin Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde yaşayan kavmini uyarmıştı. Peygamberimize hitaben Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki Nasıl ki Ad kavminde Hud aleyhisselam kavmini uyardıysa sen de kavmini uyar. Kıymetli kardeşlerim, Hud aleyhisselam peygamberin kıssası Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 7 yerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde geçiyor. Yani tabi bu Kur'an-ı Kerim'de farklı anlatılan yerlerde peygamberimize hitaben Allah Celle Celaluhu geçmiş ümmetlerden örnek veriyor. Mesela Bismillah ve lekad mekkennâkum fîmâ im ve cealnâ lehum sem'an ve absaran ve ef'ide Ey Mekke halkı andolsun ki Ayetin devamında. Ve lekad Allah yemin ediyor. Ve muhakkak ki Mekke halkı size vermediğimiz kudret ve serveti kime verdik? Ad kavmine verdik. Şimdi Allah Mekke halkıyla ad kavmini kıyas ediyor. Ve diyor ki ey ad kavmi, ey Mekke halkı size vermediğimiz nimetleri biz kime verdik? Ad kavmine verdik. Ayetin devamında Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا absaran. Biz onlara kulaklar verdik, gözler verdik, kalpler verdik. Fakat kulakları ve gözleri, kalpleri kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Şimdi herkesin gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var. Ama herkes bunu Allah yolunda kullanıyor mu? Senin gözün var, elin var, ayağın var ama Allah yolunda bunu kullanmıyorsun. Peki vücudun sadakası nedir? En başta namazdır. Bedenin sadakası yani Allah'ın verdiği uzuvların Allah yolundaki sadakası nedir? Namaz. Namazsız olmaz. Yani ne yaparsanız yapın namazı hayatınızda yani çok büyük bir yere sahip olsun. Dininizin direğini namazınızı muhafaza edeceksiniz. Ayetin devamında Allah buyuruyor ki اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ama onların kalplerinin olması, gözlerinin olması onlara bir fayda vermedi. Onlar Allah'ın ayetlerine ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Allah'ın ayetleriyle dalga geçiyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Ya da Allah'ın ayetlerini konuşanlara karşı zulüm uyguluyorlardı. Ya da Allah'ın ayetlerini, peygamberin varlığını, birliğini konuşanlara karşı onlara haksızlık ediyorlardı. Mesela kardeşlerim bakın geçen hafta bir bekçi kardeşimiz sadece Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi şerifinin geçtiği la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazan bir kelime-i tevhid'i paylaştı üzerine de etiket olarak hilafet yazdığı için Bursa valiliği bu kardeşimiz hakkında soruşturma başlatmış. Kardeşlerim maalesef ki yani bugün LGBT'yi savunan, bugün İslam düşmanlığını öne koyan, bugün Allah'a ve peygambere düşman olduğunu dile getiren, bugün kıymetli Müslümanlar hatta devlete düşman olduğunu dile getiren. Ya peygamber hakkında konuşmak düşünce özgürlüğü Bugün devletin bilmence falanca adamının hakkında kanunla konuştuğu, konuştuğu için konuşmak suç. Bizim peygamberimizden daha değerli bir insan var mı yeryüzünde? Ya? Allah'ın Resulü bizim şerefimiz, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim izzetimiz. Ondan değerli daha bir insan yok yeryüzünde. Yani ne olmuş da bu bekçi adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a paylaşmış. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Hilafetten mi korkuyorsunuz? Hilafet İslam'ın yaşam biçimidir. Halifelik İslam'ın olması gereken yaşam biçimidir. Bugün başımızda bir halifemiz olmadığı için İslam alemi paramparçadır. Müslümanları toplayan bir baş olmadığı için biz bu haldeyiz. Onun için bize dil uzatabiliyorlar, bize karşı konuşabiliyorlar. Bakıyorsun Suudi Arabistan Amerika'nın kölesi haline gelmiş. İşte diğer bir başka İslam ülkesi bildiğimiz birçok yer kardeşlerim maalesef İslam düşmanlarıyla Müslüman toplumlarına karşı düşmanlık edenlerle maalesef ne yapıyorlar? Birliktelik kuruyorlar. Yani bugün o adam işte neymiş efendim bu tepkilerden sonra Bursa valiliğinin yaptığı açıklama şu. İşte biz o la ilahe illallahı paylaştığı için değil hilafet etiketini kullandığı için biz ona soruşturma açtık. Yani ne olmuş hal hilafeti yazmış sonra? küfür ediyor bir şey olmuyor. Devlete hakaret ediyor bir şey olmuyor. Dini hakaret ediyor bir şey olmuyor. Yani her şeye hakaret ediliyor. Ama ne olmuş? Devletin memuru diye neymiş efendim? Memurların yasalarına aykırı. Niye? Hilafet dediği için. Bugün bir eşcinsel dese bir şey olmaz. Bugün başka bir kelam kullansa, başka bir şey söylese bir şey olmaz. Ama maalesef kardeşlerim, yani bunlar doğru şeyler değil. Bakın Allah bizi musibetlerle uyarıyor ve uyarmaya da devam edecek Allah bizi. Bir toplum Allah'ın verdiği musibetlerden akıllanmazsa birazdan ayet-i kerimeleri okuyacağım. Allah onlara daha çok büyük musibetler gönderir. Yani ne var bir bekçi bu adam Müslüman değil mi? Bu adam memur diye la ilahe illallah diye paylaşması, hilafet diye paylaşması yasak mı? Müslüman adam istediğini dile getirebilir. Ha sen desen ki kardeşim bu devlet Müslüman devlet değil. Burada dinini yaşayamazsan ayrı bir şey. Ama biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Ki Bursa gibi Türkiye'de nadir bulunan çok kıymetli ulemaların, alimlerin, büyük zatların bulunduğu toprak. Vatanımızın, Osmanlı Devletimizin en başta sancak kurduğu mekanlardan birisi. Bursa'yı fethederek Osmanlı Devleti büyük çağlar atlatmış, büyük mekanlar atlatmış, büyük yerler fethetmiş. Yani böyle bir mekanda, böyle bir memlekette bunların olması çok üzücü bir durum. Bir Müslüman adam... La ilahe illallah demesi niçin kötü olsun? Bu memur da olsa, amir de olsa Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Diyanet İşleri Başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok bu konuda sözleri var. Hilafetle ilgili konuşmaları var. Hadi ona da soruşturma açın. E şimdi ne yapıyorlar bunlar? Gücü yeten insanlara. Buna gücü yetiyor ya. Adam bekçi. Ekmeğiyle oynayacaksın. 3-5 kişinin şikayeti üzerine yüzlerce insan peygamber hakaretten dolayı şikayet ettiler. Buna karşı ne yapabildiniz? Dine karşı düşmanlık edenlere onca insan şikayet bildiriyor. Onlara karşı ne yapıyorsun da bir bekçinin La ilahe illallah demesi niçin bu kadar kötü bir durum olsun? Allah musibet gönderir. Biz bunları uyarırız, söyleriz bunları. Dolayısıyla kardeşlerim, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Allah Celle Celaluhu dedi ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani biz senden önceki kavimlere senden önceki Hud aleyhisselamın kavmine biz ne yaptık? Onların kavmine birçok nimetler vermiştik. Fe emme adun festekberu fil erdi bi gayrel hak. Ad kavmine gelince yeryüzünde ne yaptılar onlar? Büyüklük tasladılar. Bi gayrel hak ve kalu men eşette minna kuvve ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Hud aleyhisselama karşı ad kavminin dediği şey bizden başka kuvvetli kim var ya? Kibirlendiler, peygamberlerine karşı geldiler ve dediler ki Evelem yarau enallah enallah allazi halakahum huwa eshaddu minhum quwwa ve kanu bi ayatina yajhadun. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduklarını görmediler mi? Şimdi diyor ki işte bizden daha kuvvetli kim var? İşte ben Allah'tan korkmayandan kork Allah'tan korkmayandan. Büyüklerimiz boşuna söylememişler. Allah'tan korkmayan insandan korkmak lazım. Ama burada ne diyor? Onlar dediler ki biz bizden kuvvetli kim var? Ama ne diyor Allah Celle Celal? Evelem yarau en Allah allazi halakhum. Huve eşed eşed minhum. Onlardan daha kuvvetli olan Allah'ın varlığını unuttular mı onlar? Ve ayetin devamında ve kanu bi ayatina yec'adun. Onlar ne yaptılar? Allah Celle Celaluhu'nun ayetlerini inkar ettiler. Kardeşlerim, tarihçiler Nuh Aleyhisselam gibi putperest bir toplum olan at kavminin Darra, Damur ve Heba isimli taşıyan 3 tane meşhur putları vardı. Bu 3 meşhur putları yani canları pahasına bu putlara tapıyorlardı. Canları pahasına. O putların önünde eğiliyorlar, onlara kurban adıyorlar, onlara işte mum dikiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Bu da onların adeti bakın. Mum dikmek İslam'da yoktur. Birileri ölüyor. Mesela İzmir'deki kardeşlerimiz binaların etrafında toplanıyorlar çöken binaların etrafında mum dikiyorlar. Böyle bir şey, İslam'da böyle bir adet yok. İslam'da böyle bir uygulama yok. Seviyorsan sevdiğin insana ne yapacaksın? Onu Kur'an'la yad edeceksin. Bir adam orada ölmüş, göçük altında kalmış. Peygamber zaten müjdeyi vermiş demiş ki onlar iman ehli ise şehitlik makamına ulaşır demiş. Ama oraya mum dikmek Müslüman işi değil. İslam'da böyle bir kardeşlerim uygulama yoktur. Mum dikmek bizim adetimiz değil. Hristiyanların adetidir. Hatta kıymetli kardeşlerim bakın bunu doğum günleri için de söylüyoruz. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Doğum günü yapılıyor, mumlar dikiliyor. İşte kaç yaşında, 15 yaşında, 15 tane mum hadi üfle bakalım. Böyle bir uygulamamız, adetimiz yok. Kıymetli Müslümanlar, İslam'ın emirlerini biz yerine getirelim. Sümme inne cealnâke alâ şeriatin minel emri fettabi'hâ ve lâ tettabi' ehvâ ellezîne la ya Allah buyuruyor ki celle celaluhu "Sümme cealnâke alâ Bakın sizin Allah'tan gelen şeriata uyacaksınız. Şimdi şeriat dediğinde korkuyor. Kur'an dediğinde korkuyor. Ayet dediğinde korkuyor. Yani şeriat demek Allah'ın ayetlerinin ayetleriyle yaşamak demek. Dolayısıyla kardeşlerim hani İslam'da bu doğum günleri özellikle son dönemlerde zirve bulmuş ya. Mekanlar kiralanıyor. Bu kadar aç insan varken değer mi ya böyle bir şeye? Bu kadar insanlar açlıktan ölüyor. Adam mekan kiralıyor. Neymiş efendim? Doğum günü. Kıymetli kardeşlerim. Bunlara harcayacağınız paraları fakir fukalara harcayın. Açları doyurun. ihtiyaç sahiplerine verin. Tamam insan sevinebilir. Yani hatta buna biz baktığımızda akıl olarak düşündüğünde adam ömründen bir yıl kaybediyor değil mi kardeşim? Ne yapması lazım? Üzülecek. Bir sene kaybetmiş ömründen. Üzülecek bu adam. Ama biz seviniyoruz. Ne bileyim balolar yapılıyor. içkiler içiliyor. Bilmem neler yapılıyor. İslam'da kardeşlerim işte pasta üzerine bilmem ne üzerine mum dikip üflemek yok. İslam'da böyle bir Müslümanlıkta böyle bir adet yok. Bunlara dikkat edeceğiz. Allah'a ve Peygamber'e iman eden kardeşlerimiz bu tür hasretlerden uzak durmaları gerekiyor. Şimdi kardeşlerim dedik ki yani İbn Kesir tefsirde naklediliyor. Nuh tufanından sonra putlara tapan ilk kavim at kavmidir. Yani Nuh Aleyhisselam'ın kavminden sonra putlara tapan ilk kavim bu. Ama bakın dikkat edin putçuluk her devirde var. Her dönemde. Her dönemde bir heykele tapan var. Dönemimizde olduğu gibi bundan sonra olacak da. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve ne buyurmuştur? Kendi resmini çizenler için ne dedi Peygamberimiz? Kim benim resmimi gördü? Bir tane Yahudi birisi, ressam, Resulullah'ın resmini çizmişti, sülüyetini çizmişti. Resulullah buyurdu ki, kim benim bu resmime denk gelirse, ayaklarının altına almayan benden değildir. Niye? Çünkü biliyor Resulullah Efendimiz, ümmeti onu putlaştıracak. Yani biz bugün Resulullah'ın sakalı şerifini gördüğümüz zaman bile dayanamayan bir ümmetiz. Onun için kardeşlerim, yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra ilk e, puta tamam kavim, at kavmi ve kardeşlerim Allah Celle Celaluhu tabi Hud Aleyhisselam kavmine anlatıyor, kavmine İslam'ı anlatıyor. Bir rivayete göre 150 yıl yaşamış Hud Aleyhisselam. Kavmine İslam'ı anlatmış. Ama 950 yıl Nuh Aleyhisselam'ın yaşadığını söylemiştik. Ondan sonra gelen Hud peygamber kardeşlerim yaklaşık 150 yıl yaşadığı rivayet edilir. Yani bugün yine kabri tabi Yemen'le o bahsetmiş olduğumuz Umman arasında bir bölgede olduğu rivayet edilir. Ama Filistin'de de bir e, mekanı bir ziyaretgahı var. Yani en çok kabul görülen nokta Yemen ile Umman arasında olan e, kabri orada olduğu rivayet ediliyor. Şimdi kardeşlerim Hud aleyhisselam kavmine anlattı. Kavmi dedi ki ey aydukum ennekum idamittum mittum ve kuntum turaben ve izamen ennekum muhracun. Bu adam size öldüğünüz toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin tekrar meydana çıkaracağınızı mı çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Şimdi kim söylüyor bunu? Hud Aleyhisselam'ın kavmi. Hud Aleyhisselam'ın Allah'a tebliğ ettiği zaman onları diyor ki yani siz bu adamın eyaidukum ennekum iza idamittum ve kuntum ve izamen. Yani siz toprak olduğunuzda, kemik olduğunuzda, kemikleriniz dağıldığında sizi tekrar meydana çıkaracağınızı mı vaat ediyor bu adam? Kardeşlerim bizim inancımız, imanımız bu değil midir? Öldükten sonra dirilmeye iman etmek imanın esaslarıdır ve ayetin devamında heyhate heyhate lima tuadun. Bu size vaat edilen ne kadar uzaktır? Yani akıllarınca alay ediyorlar. Diyorlar ki biz öldükten sonra dirilmeyeceğiz. Hud Aleyhisselam'ın kavmi, at kavmi peygamberlerine karşı bunu söylüyorlar. Yani biz sizin bize vaat ettiğim bu şey bize çok uzak. İn illa hayatuna dunya ve nahya ve ma Hayat şu dünya hayatından ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız ama diriltilecek değiliz dediler. Yani biz öleceğiz ama dirilmeyeceğiz dediler. Bugünkü ateistlerin, bugünkü deistlerin inancı gibi. Öleceğiz, toprak olup gideceğiz. Kardeşlerim İslam inancına göre, İslam'a göre hayvan toprak olur. İslam'a göre ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu Hayvanlar ne diyecek o zaman? Keşke biz de insanlar, kafirler diyecek ki keşke biz de hayvanlar gibi toprak olabilsek. Niye? Çünkü hayvan toprak olup yok olup gidecek. Azap yok, cehennem yok, işkence yok. Ama kafir azap çekecek. Ve kafir yalvaracak. Keşke Allah'ım biz de toprak olalım hayvanlar gibi diyecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim. Yani onlar ne dediler? Hud Aleyhisselam'a ya biz yani öldükten sonra dirilecek değiliz. Bakın inkar sebeplerinden birisi daha ortaya çıktı. Birincisi puta tapmak. ikincisi ne diyorlardı? Ahiret hayatına inanmıyoruz. Şimdi yine var böyle Müslüman olduğunu söyleyip ahiret hayatı olmayacak, işte arasat meydanı olmayacak, öldükten sonra dirilme olmayacak. Yani genelde bunu e, hani bir şey söylüyorlardı. Öldükten sonra başka bir işte reenkarnasyon olacağız diyorlardı. Yani böyle bir evrim geçireceğiz. Öldükten sonra başka bir canlının bedeninde dünyaya geleceğiz diyenler buna inanıyor. Ama halbuki İslam'da bu emirdir ölen kişi ahirette sorguya çekilir. Bir daha dünyaya gelmesi mümkün değildir. Ama Allah tabi isterse müstesna bu. Ama İslam'da, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, hadislere baktığımızda böyle bir durum yok. Sonra dediler ki kardeşlerim, اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ نِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Hud aleyhisselam için kavmi dedi ki, bu Hud var ya, bu Allah adına yalan uyduran bir adamdır. وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ Biz asla ona iman etmeyiz. Şimdi kardeşler, buraya dikkat edin. Biz asla o peygambere iman etmeyiz dediler. Kime söylüyorlar bunu? Allah'ın seçtiği elçi peygambere söylüyorlar. Hud aleyhisselama söylüyorlar. Ayetin devamında Kale Rabbin surni bi mekezzebun. Hud aleyhisselam aynı Nuh aleyhisselam gibi dayanamadı, ellerini açtı. Dedi ki: "Ya Rabbi, yani bu kavmin beni yalanlıyor. Rabbin surni ya Rabbi bu kavme karşı bana yardım et. Bunlar beni bi mekezzebun yalanlıyorlar. Beni bana yalancı diyorlar." Allah Celle Celaluhu ne buyurdu? Kale amma li Allah buyurdu ki pek yakında onlar ne yapacaklar? Pişman olacaklar. Kıymetli kardeşlerim, akıl baştayken, sağlık sıhhat elimizdeyken pişmanlığımızı şimdi gösterelim. Bakın cehennemde pişmanlık fayda etmeyecek. Kabirde pişmanlık fayda etmeyecek. Şimdi hayatını istediğin gibi yaşa. Tam yatağa düştün. Allah'ım ben tövbe ediyorum. Tam yatağa düştün. Her şey bitmiş ölüm anı, ölüm anında yapılan tövbeler geri döner. Yani sen tam yalvarmışsın, geliyorsun. Ya Rabbi, kalul en, ya Rabbi ben şimdi tövbe ediyorum. Dolayısıyla kardeşlerim Allah buyurdu ki Hud Aleyhisselam'a onlar yakında pişman olacaklar. Pişman olmamak için Allah'ın peygamberini oyacaksınız. Başka alternatif yok. Kardeşlerim yani Allah Celle Celaluhu birçok kavimde yaptığı gibi bütün peygamberleri Lut Aleyhisselam hariç ne yapmıştır? Kendi kavminin içinden seçmiştir. Mesela Resulullah ne oldu? Kureyş içerisinden seçildi. Musa Aleyhisselam kendi kavminin içinden seçildi. Harun Aleyhisselam aynı şekilde kardeş. Yine baktığımız zaman İsa Aleyhisselam kendi toplumu içinden peygamber seçildi. Ve kardeşlerim Hud Aleyhisselam peygamberlik görevine geldiğinde ne yaptı? Allah Celle Celaluhu'nun emrini insanlara yaydı. Ve ila Aden akahum Hudan Kale ya kavmi abudullahi ma lekum min ilahin gayruhe takun. Ad kavmine dedi ki, kardeşleri Hud'u gönderdik. O şöyle dedi, ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Efela takun, Hala Allah'tan sakınmayacak mısınız? Hud aleyhisselam gecesi gündüzü Allah'a davet. Cennete davet. Cemalullah'a davet. Resulullah'ın bize davet ettiği gibi. Ama kavmi ne yaptı? Ya biz Allah'tan kuvvetliyiz, güçlüyüz. Allah bize musibet veremez. Bizim gücümüz, kuvvetimiz her şeyden ötedir. Kibirlendiler, böbürlendiler. Ve diğer bir ayette kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e diyor ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, وَذْكُرْ اَخَا adim اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ bil Adın kardeşleri ne yaptılar? Hud'u hatırla ki ondan evvelde sonra da birçok peygamber geldi geçti. Hani o ahkafta yaşayan kavmine ne yaptı? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye uyardı. Peygamberimize bu ayet geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne yaptı kardeşlerim? İnsanları İslam'a bu şekilde yani peygamber kardeşlerim Allah'ın birliğine davet ettiler. Ben de sizleri Allah'ın birliğine davet ediyorum buyurdular. Kardeşlerim ne yaptı tabi Hud aleyhisselam'ın kavmi. Kalel meleu'l zine min kavmi. Kavminin önde gelen kafirleri Hud aleyhisselama şunu söylediler. Şimdi bakın buraya dikkat edelim. Kıymetli Müslümanlar yani Allah Celle Celaluhu birçok peygamberin kavmini imtihan ettiğinde hep oralardan zenginler öne çıkarak peygamberlere karşı geldiler. Zenginler öne çıkarak peygamberlere karşı geldiler. Dediler ki kavmin önde gelen kafirleri dedi ki Nuh Aleyhisselam'a İnna le, le narake fi sefahatin ve inna le kazibin Gerçekten biz seni akıl noksanlığı içerisinde görüyoruz. Kime söylüyor bunu? Hud Aleyhisselam'a söylüyorlar. Kavmi Hud Aleyhisselam'a diyor ki biz seni bir akılsızlık, beyinsizlik içerisinde görüyoruz. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da aynısını yapıyorlardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ashabının yanında bir hale bürünüyorlardı. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan sonra onların ashabının yanından ayrıldıkları zaman ne diyorlardı? Ya biz bu beyinsizler gibi iman mı edeceğiz diyorlardı. Bunu kime söylüyor kardeşlerim? Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu kendilerine biz bu beyinsizler gibi iman mı edeceğiz diyen kimselere Allah cevap verdi. Yine Hud Aleyhisselam'a da ya biz bu Hud'a karşı dediler ki Hud ise yani seni yalancı olarak görüyoruz. Seni akıl noksanlığı içinde görüyoruz. Bakın bütün peygamberler akıl noksanlığı içerisinde itham edilirken onlar müşriklere yumuşak davrandılar. Birisi senin dinine küfür ettiği zaman, Birisi senin aklına küfür ettiği zaman, senin işte yaratılışına küfür ettiği zaman bakın bütün peygamberlerin ortak noktaları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynısını yapmıştır. Birisi ona akılsız dediği zaman o yumuşak davranmıştır onlara. Güzel yüzde. Hakaret yok, kavga yok, hakaret etmek yok, karşı gelmek yok. Güzel bir şekilde davranmıştır onlara. Demiştir ki tamam biz seni Allah'a havale ediyoruz. Allah seni görüyor, Allah seni biliyor demişlerdir. Yani karşı gelip ya sen ne konuşuyorsun, bana nasıl akılsız dersin dememişlerdir. Ve Hud aleyhisselam onlara ne ne cevap verdi? Kale ya kavmi leyse bi sefahatun velakinne rasulun min rabbil alemin. Ey kavmim bende bir beyinsizlik, bir akıl noksanlığı yok. Ben ancak kimim? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın sizleri dünya hayatında huzura, ahirette huzura kavuşturmak üzere gönderildiği, görevlendirdiği bir peygamberim. Ubelligukum risalati rabbi ve ana lekum nasihun Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Ve ana lekum nasihun amin. Çok güvenilirim. Size Allah'ın dinini anlatıyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Mükafatını da Allah'tan bekliyorum. Bakın Nuh Aleyhisselam'da da aynı ayet geçiyordu. Bütün peygamberler Allah'ın dinini anlatma karşılığında ne demişlerdir? İn ecriye illa Allah. Benim mükafatımı Allah verir. Şimdi tabi çok kıymetli hocalarımızı tenzih ediyorum. Bazen arıyorlar işte bazı hocalarımızı. Hocam Yasin okumaya gelir misin? 100 lira alırım. Bir hatim indirir misiniz hocam? Tabii ki 500 liraya bir hatim indiririm. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Peygamberler Allah'ın dinini anlatırken buyurdular ki bizim mükafatımızı Allah verir. Devlet sana bakıyor. Belirli bir maaşın var. Geçimini ondan da kaynak sağlamıyorsun. İşte ben bir Yasin okursam 100 lira alırım. Allah'tan mükafatını beklemediğimiz takdirde Kur'an'ın bu topluma hiçbir faydası olmayacak. Dini bir araç olarak kullanmayacağız. Dini amaç olarak Allah'a ulaşmak için kullanacağız. Din bizim dünyamızı geçindiren bir meslek haline gelmemeli. Ben kendim için de bunu söylüyorum. Yani ben bir hocaysam İslam'ı geçim kaynağı olarak görmeyeceğim. Ben bu dine ömrümün sonuna kadar hizmet etmekle mükellefim. Devletim elbet bir mükafat verir. Çünkü çalışıyorsun, hizmet ediyorsun. Ama onun dışında ben işte Yasin okursam 100 lira alırım. Allah'tan mükafatını bekleyeceğiz. Tesir istiyorsan Allah'tan mükafatını bekleyeceksin. Ve kardeşlerim Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam böylelikle kavmine hep diyordu ki yani dalga geçseler de da aleyhisselam onlara yumuşak davranıyor. Peygamberimize nasıl hakaret edildi? Ebu Cehil kaç defa Resulullah'a yaptı? Resulullah 70 defa ayağına gitti. Çünkü niye? İslam'a kalbini ısındırmak için. Ve kardeşlerim, iz caethumur rusulu beyni eydihim ve min halfihim alla illallah. Peygamberler onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman. Şimdi bize demiyorlar mı? Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Hocalarımız söylüyor, alemlerimiz söylüyor, imamlarımız kürsülerden söylüyor, vaizcilerimiz konuşuyor, hocalarımız televizyon ekranlarında konuşuyor. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diyor bize. Onlar ne dediler peki? Alu لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ bihi kafirun. Rabbimiz dileseydi elbette melek indirirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz. Diyorlardı ki yani sen bizim aramızdan bir insansın. Hud Aleyhisselam'a diyorlardı. Sen insansın, bizim gibi yiyorsun, bizim gibi içiyorsun. Yani bizim gibi hareket ediyorsun ki hatta ayet-i kerimede de yani Hud Aleyhisselam kavmine bunu anlattığı zaman zenginler hemen öne çıkıyordu. Bakın Nuh Aleyhisselam'da da aynısı. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem'de aynısı. Hep toplumun zengin olanları Allah'ın emirlerine karşı çıkmışlardır. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ onun kavminden kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden. Kardeşlerim ahirete ulaşmayı inkar edenler de Allah'ın azabına müstahak olmuşlardır. Ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz farklı kişiler. Sana bu zenginliği kim veriyor ya? Allah Celle Celaluhu. Ama kul nankör. Bakın Fecir suresi. Fe emmel insanu iza mevtelahu rabbuhu fe ekramehu ve ne'amehu fe yekulu rabbi Allah buyurdu ki ben kuluma verdiğim zaman yağdırdığım zaman kulum der ki feyekulu rabbi ekramen Allah bana ikram etti. Ve emma izâ aleyhi rizkahu. Biz onun rızık bakımından bir imtihan ettiğimiz zaman feyekulu rabbi ehanan, hemen diyor ki Allah benden niye aldı? Allah benden aldı. E veriyorken iyi de aldığı zaman kötü mü oluyor? Demek ki verdiği zaman sen o verilen nimetin kıymetini bilemedin. Ve bu ayette de Allah buyuruyor ki refah verdiğimiz varlıkta olan kişiler ve enfaqna ve enfaqnahum fil hayati dunya ve atrafnahum fil hayati dunya ma hada illa mislukum onlar diyorlardı ki ya bu hud sadece bizim gibi bir insan sizin yediğiniz bizim yediğimizden yiyor içtiğimizden içiyor gerçekten yani biz buna nasıl itaat edeceğiz diyorlardı bu bizim gibi bir insan biz buna itaat etmeyiz dediler şimdi kardeşlerim bakın inkar eden insanlar bu hep aynıdır yani. Bak Allah insandan peygamber göndermiş. Demişler ki Allah'ım niye sen insandan peygamber gönderiyorsun? Melekten peygamber gönderseydi Rabbimiz diyeceklerdi ki ya bu bir melek zaten hep ibadet ediyor. Yemesi içmesi yok. Zaten bütün işi Allah'a kullak etmek biz bunun gibi olamayız derlerdi. Ama Allah niçin insanlardan peygamber gönderiyor? Sebep şu Allah yani melekten gönderseydi diyecektik ki ya bu zaten melek. Gece gündüz ibadet ediyor yorulmuyor. İşte bir cinsi isteği yok, yeme içme isteği yok. Sadece Allah'a ibadet ediyor. Biz de bunu söylerdik. Ama Allah bir insanı peygamber olarak gönderip kardeşlerim ne diyor? Diyor ki yani o da sizden peygamber bir insandır. Yiyor, içiyor. Resulullah'ın buyurduğu gibi ben Kureyşli bir kadının evladıyım. Sizin gibi yerim içerim buyuruyor peygamberimiz. İnsanım ama Allah beni vazifelendirmiştir. Şimdi kıymetli Müslümanlar yani her defasında peygamberlere karşı çıkan ve sonuna kadar direnen Üç tane sınıf bu ayet-i kerimede zikredilmiş. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki karşısına Hud Aleyhisselam'ın çıkan insanlar birincisine kavimlerinin liderleri olmak. En başta bundan dolayı karşı çıkıyorlardı. Biz lideriz. Sen bize ne dini anlatıyorsun ya? Biz biliyoruz ne yapacağımızı. İkinci özellikleri zengin olmaları. Bu sebeple mal mülk onlara çoğunluk verdiğinden dolayı ne yapıyorlardı? Allah'a karşı geliyorlar. Şimdi tekasür suresinde Rabbimiz ne buyuruyor? El hakumut tekasur hatta zurtumul mekabir. Çokluk onları o kadar çok oyaladı ki hatta zurtumul mekabir kabirlere kadar gittiler. Ne demek bu? Kureyşler çoğunluklarla övünüyorlardı. Mesela iki kişi karşı karşıya geliyordu diyordu ki ya benim soyum daha kalabalık. Biz 100 kişiyiz. Öbürü diyordu ki ya biz 150 kişiyiz. E 50 kişi nerede? Hadi gel gidelim mezarlara bakalım kimin çok ailesi var. Hatta zurtumul mekabir kabirlere kadar gidiyorlardı. O diyordu ki şu mezarlıklar bizim ailenin. Öbürü diyordu ki şu mezarlıklar bizim ailenin. Şimdi peygamberimiz kendilerine karşı düşmanlık edenlere bir dua ederdi. Açardı ellerini. Ya Rabbi bana düşmanlık edenlere, sana düşmanlık edenlere soy kalabalıklığı ver ki hani ayette diyor ya Allah onlar kendi soylarının kalabalıklığına dalıp Allah'ı unuttular. Hatta gidip kabirleri bile dediler ki bu kabir bizim burası yarası bizden, yarısı işte bizim ailemizden. Peygamberimiz beddua etmeden şunu diyordu. Ya Rabbi bunları öyle bir ailesini kalabalık yap ki kalabalıklığıyla övünüp bu ayetin karşısındaki hitaba mazhar olsunlar. Şimdi sen diyorsun ki Allah belanı versin. Ama Resulullah diyor ki aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki kainatın efendisi Allah'ım bunların kalabalıklığını arttır seni unutsunlar. Çünkü varlık içinde Allah'ı hatırlamak kolay değil. Nimet varken para cebinde bolken Allah'ı hatırlamak kolay değil. Allah'a ortak koşuyorsun. işte içki var, kumar var, her şey var. Ama kıymetli Müslümanlar para olmadığı zaman kenardasın. Bir şey yapacağın bir şey yok. Bir yere gidemiyorsun. İşte birileriyle takılamıyorsun. İşte vallık içinde Allah'a şükretmek ayrı bir şeydir. Rabbimiz cümlemize nimetlerin şükrünü eda etmeyi nasip eylesin. Şimdi kardeşlerim yani peygamberlerin karşılarına dikilen bu insanlar kendilerine zenginlik kazandıran mallardan, mülklerden vazgeçmediler. Yani tarihe baktığımız zaman toplumların ekserisinin Allah'ın azabına çarptırılması kardeşlerim daha ziyade en çok üst sınıf hep Allah'ın e, azabına çarptırılmış. Yani zengin olanlar, mal mülk sahibi olanlar hep onlar Allah'ın azabına çarptırılmıştır. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah şöyle buyuruyor. Bakın kıymetli kardeşlerim bu ayete çok dikkat edelim. Rabbimiz buyuruyor ki وَاِذَا وَا اَرَضْنَا اَنْ نُهْلِ كَقَرْيَةً eğer biz bir toplumu helak etmek istediğimiz zaman. Mesela Rabbimiz bir toplumu helak etmek istediği zaman şunu yapıyorum diyor. Biz bir toplumu helak etmek istediğimiz zaman emernâ mutrafiha, fefezaqu o toplumun lüks ve refaha dalmış seçkinlerine son uyarılarımızı yaparız. Önce kime uyarıyı yapıyor Allah? O toplumda zengin olanlara. Kime yapıyor bunu? Bak Allah diyor ki biz önce helak edeceğimiz kavimlerde zenginlere uyarız. Onlara musibet veririz. Son uyarılarımızı yaparız. Buna rağmen eğer o kimseler fedemmernaha tedmira ve kem ehlekna min min ba'd eğer onlar karşı gelmeye devam ederlerse, günahkarca yaşamaya devam ederlerse artık azap onların tamamı için kaçınılmaz olur. Allah ileri gelenleri uyarıyor. Onlar uyarıya ittiba etmediğinde mesela toplumun zenginlerini Allah uyarır. Bir bela verir, bir musibet verir. onları imtihan eder. Ama onlar bu imtihandan yüz çevirip Allah Celle Celaluhu'nun hala emirlerinin ya tersiyle hareket ederlerse o zaman Allah diyor ki o benim azabım o toplumun tamamını kapsar ve kuşatır. Şimdi kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Hud Aleyhisselam'a birçok nimetler vermişti. Yani kendi kavimlerine Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetleri Rabbimiz buyuruyordu ki "Vezkur iz ce'alakum min ba'di kavmi Nuh ve fi'l basta." Düşünün ki onu kavminden sonra onların yerine size hükümran yaptı. Ayetin baş kısmında Allah diyor ki o halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki fezkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah'ın nimetlerini hatırlayın. Allah sana bir nimet veriyorsa bu nimeti Allah yolunda kullanacaksın. Hatırlarsan Allah'ın nimetini, Allah yolunda zikredersen Allah diyor ki La لَعَلَّكُمْ tuflihun Umulur ki kurtulursun. Bakın kesin kurtuluş demiyor. Umulur ki. Eğer Allah'ın nimetlerini hatırlayarak Allah'a dönersen ki Hud, Hud Aleyhisselam'ın kavmine birçok nimetler verilmişti. Kardeşlerim yani bunların en çok kıymetli Müslümanlar yani Allah'ın onlara karşı gadab ettiği en çok noktalardan birincisini söylüyorum. Yeryüzünde ebedi kalacakmış gibi hareket ediyorlardı. Biz ölmeyiz. Hud Aleyhisselam işte ahireti anlatırdı. Onlar diyorlardı ki ya sizin bize bu anlattığınızda daha çok var. Hani bugün birilerine söylüyorsun ya ben daha gencim. Daha ben 25-26 yaşındayım. Daha var diyoruz. Bakın Allah onlara musibeti göndermesinin en büyük sebeplerinden birisi. Kardeşlerim ad kavmi ne yapıyorlardı? Sanki yeryüzünde ebedi kalacakmış gibi yaşıyorlar. Ben yeryüzünde ne de olsa daha gencim. Şimdi şeytan bizi bunu da oyalıyor. Tuğlu emelle şeytan bizi oyalıyor. Uzun emel. Çok yaşayacağım benim daha zamanım var. Ama biz bilmiyoruz ki Azrail Aleyhisselam bize tayin edilmiş. Kul yetevaffakum melekul mevtul lezi ukile bikum summe ila rabbikum turcaun. Azrail Aleyhisselam melekul mevt. Ölüm meleği tayin edilmiştir. Neyi bekliyor? Allah'ın onun canını al emrini bekliyor. Emir geldiğinde can teslim edilir. İkinci kardeşlerim Allah'ın bu kavme musibet göndermesinin en büyük sebeplerinden birisi çok yüksek ve ihtişamlı binalar yapıyorlardı. Köşkler, binalar, yüksek yüksek yerler. Daha önceki sohbetlerimizde kıyamet alametlerini anlatırken dedik ki büyük büyük binaların yapılması, inşa edilmesi kıyamet alametlerindendir. Şimdi bu alamet gerçekleşti mi? Evet gerçekleşti. Her tarafımız, bakın Beytullah'ta bile Osmanlı Devleti, bu bizim büyük devletimiz, yani Beytullah'ın boyunu geçecek hiçbir yapıda müsaade etmezdi o zaman. Niye? Çünkü Kabe'ye hürmet vardı. Allah'ın yapıtından, Allah'ın evinden daha yüksekte bir ev olamaz. Ama şimdi bakıyorsun Kabe'nin hemen dibinde işte zemzem tavır dikmişler oraya bir tane e, otel. Orada Beytullah'a ta tepeden yukarıdan gözüküyor. Ama Ad kavminin helak sebeplerinden birisi çok itişamlı binalar ve köşkler yapıyorlar. Bunlarla bir de gururlanıyorlar. Ya biz şöyle yaptık, böyle yaptık, böyle ev yaptık, böyle bina yaptık. Gururlanıyorlar. Haktan ve adaletten uzaklaşıyorlar ki özellikle yöneticileri insanlara zulm ediyorlar ve insanlara zorbalık kullanıyorlardı. Ad kavminin kardeşlerim liderlerinden birisi vardı. Şeddat isminde çok zalim bir adamdı. Rabbimiz onun zalimliğine peygamberle uyardı. İçlerinden bir peygamber gönderdi. Dışarıdan birini gönderseydi ne diyeceklerdi? Ya bu adam biz tanımıyoruz etmiyoruz. Kim bu adam? İçlerinden bir peygamber gönderdi. Ya bu bizim gibi yiyip içiyor. Melek gönderseler ya bu adam melek. Bu melek biz buna nasıl işte yetişebiliriz diyeceklerdi. Ama Allah içlerinden peygamber gönderiyor. Ve kardeşlerim kezzebet adunil murselin ad kavmi ne yaptı? Peygamberlerini yalancılıkla suçladılar. Resulullah'a yalancılıkla suçlamadılar mı? Peygamber Efendimiz'e sihirbaz, büyücü, yalancı demediler mi? Hep bunu suçladılar. Sen dediler yani mecnunsun. Ayetin devamında اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? اِذْ قَالَ لَهُمْ hudun هُودٌ اَلَا Ne olur Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a karşı gelmeyin. Onun emirlerini çiğnemeyin. Inni لَكُمْ rasulun emin Takullah ve atıyor. Şüphesiz ben size bu konuda haber getiren emin bir peygamberim ve ayetin son kısmında ne olur Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin, beni dinleyin. Ben sizi elem verici bir azaba karşı uyarıyorum. Kim söylüyor bunu? da Aleyhisselam kavmine söylüyor. Çabaladı, uğraştı, çalıştı. Bütün peygamberler gibi o da Allah'ın tebliğini onlara anlattı. Ama hatta bunu az önce söylediğim gibi ve ma eselukum aleyhi min ecr. Ben bunun karşısında sizden bir şey de istemiyorum. Para da istemiyorum, mal da istemiyorum. Bakın bir kazanç elde etmiyorum. Sadece size Allah'ın dinini anlatıyorum. In ecriye illa ala Allah mükafatını Allah verir. Ne olur bana inanın, bana iman edin." dedi. Ama maalesef hatta bu ayette eten etebunune bikulli riin ta'basun Allah buyuruyor ki siz her yüksek yere bir alamet dikerek eğleniyor musunuz? Hani dedi ki yüksek yüksek tepeler yapıyorlardı. Allah dedi ki siz böyle yaparak eğlenmeye mi çalışıyorsunuz? Ve bu dünyada öyle bir dünya ki vetetahizuna masani alalakum tahludun bu dünyada ebedi kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Ey insanlar bu dünyada ebedi kalmayacaksınız. Allah'a karşı Kulluk vazifesinizi yapmazsanız bir gün şu üstüne bastığın toprağın yarın mutlaka altına gireceksin. Ona göre hayatını yaşa. Bak Allah uyarıyor. Nice peygamberlerle Allah örnek göstermiş. O peygamberlerin kavimleri şu hataları yaptılar. Allah'a karşı geldiler. Ve Allah da onlara musibet verdi diye Allah bizi uyarmıştır. Hiçbir bahanemiz kalmayacak. Allah'ın huzuruna çıktığımızda Ya Rabbi ya şu bahanem hiçbir şey bahane sunamayacaksın. Bakın peygamber geldi. Hocalar, alimler anlatıyor. Kur'an önümüzde, Resulullah'ın sünneti önümüzde. Hiçbir bahane olmayacak. Kurtuluşun çaren yok yani. Yani ben şunu söyleyeyim de Allah beni buradan imtihan etmez diyebileceğim bir nokta yok. Ve kardeşlerim Hud Aleyhisselam böylelikle kavmine anlattı, kavmine söyledi. Çünkü ama onlar ne yapıyorlardı? Hep gösteriş içerisinde, Debebe içerisinde yüksek binalar. Yani bugün düğün yapıyoruz, israf. Dedim ya doğum günü, bilmem neler neler. Yok çocukların diş çıkarma günü, yok birinci yaş günü, yok bilmem beş aylık günü, yok bir aylık günü. Böyle kardeşlerim rezil bir halde Müslüman toplumu farklı yerlere çekiliyor. Neymiş? Çocuk diş çıkarmış. E ne yapalım? Hadi millete yemek yedirelim bilmem pastalar keselim, balonlar yapalım, hediyeler alalım. Ya bu israfla nereye kadar gidiyorsun sen ya? Var mı İslam'da böyle bir adet? Var mı İslam'da böyle bir usul? Kendi dininizin usullerini yaşayın ya. Bırakın insanlara adet edinmeyi, Bırakın bilmem falancaca ne diyecek, filancaca ne diyecek diye. Ki bunları da en çok kardeşlerim maalesef yönetici olanların aileleri yapıyorlar. İmkanı var, parası var. Ama Allah önce onları uyarıyor. Onlara ben musibetle onları uyarıyorum. Eğer buna devam ederlerse onlara musibetimi göndereceğim diyor. Tabi kardeşlerim, Hud Aleyhisselam bunları anlatınca onlar dediler ki Ve ila aadin akahum Hudan ya qaumi ibudullah min ilahin gayru Ey Hud yani Hud Aleyhisselam dedi ki gelin Allah'a iman edin. Onlar dediler ki Ey Hud hadi bize bir mucize göster. Bize bir mucize göster ki sana inanalım. Madem peygamber olduğunu söylüyorsun bir şey göster, bir mucize bize göster. Biz sana iman edelim. Hatta dediler ki kardeşlerim Hud suresi 54. ayeti kerimede Hud Aleyhisselam'a karşı şunu dediler. Dediler ki: "İn nequlu illa tarake ba'du alihatina bisu." Ey Hud, sanki bizim putlarımız, ilahlarımızdan birisi seni çarpmış gibi konuşuyorsun." dediler. Alaya alıyorlardı Allah'ın peygamberini. Ama Allah Celle Celaluhu her zaman peygamberlerini muhafaza etmişlerdir ve etmeye de devam edeceklerdir ve onlar dediler ki: "Ya biz atalarımızın dinine uyuyoruz. Biz bu putları terk edemeyiz." Şimdi bakın bu kafa da çok yanlış bir kafa. Adama İslam'ı anlatıyorsun. Diyorsun ki peygamber şöyle söylemiş. Allah böyle emrediyor. Ya benim babam böyle yapmıyordu. Bizim köyde böyle şeyler yapılmıyordur. Bizim Diyarbakır'da böyle şeyler olmaz. Bizim Erzurum'da böyle şeyler olmaz. Bizim köyümüz böyle adetler yok. Kardeşlerim, bizim köyümüzün, memleketimizin bir önemi yok. Neyin önemi var? Allah'ın dediğinin önemi var. E bakın bunlar da ne dediler kardeşlerim? Onları Hud aleyhisselam çağırdığı zaman davet ettiği zaman onlar diyorlardı ki ya biz kalu eci tenali ne Allah wahdehu Hud aleyhisselam gelin Allah'a iman edin yok biz atalarımızın dinine uyuyoruz atanın dini seni kurtaracak mı babanın dini seni kurtaracak mı ha dini İslamsa babanın kurtarır İslam üzerine bir yaşandıysa kurtarır ama sen yanlış bir istikamete gittiğin halde sana Allah'ın emirleri söylendiği halde ya ben babamın dediğini yapıyorum. annemin annem böyle yapıyor. Şimdi bir kardeşimize hani baba annesinin yanında çocuk hep yetişiyor. Namaz kıldığını nasıl namaz kılıyor? Baba annesi nasıl eğitim alıyor? Sürekli takip ediyor. Bakıyor ki baba hani bayanların namazı elleri göğüslerinin üstündedir. Çocuk bir gün işte erkeklerin yanında namaz kılarken ellerini şöyle buraya göğsüne bağlayınca etrafındakiler diyor ki oğlum yani bu namaz kılıç şekli Bizim erkeklerin namaz kıldığı şekil değil. Yani eller göğüse bitişmez. Erkekte de göbek deliğinin altına bağlanır el. Çocuk demiş ki ya ben babaannemden böyle gördüm. Çünkü babaannesinin yanında görüyorum bunu hep. Ha biz şimdi doğruyu öğrendikten sonra değiştireceğiz. Senin annen baban İslam'ı bilmiyor olabilir. Deden İslam'ı bilmiyor olabilir. Atan İslam'ı bilmiyor olabilir. Ama sen İslam'ın emirleriyle bir araya geldiğinde ne yapacaksın? Şimdi kardeşlerim Tabi Allah Celle Celaluhu Hud Aleyhisselam son ikazları yaptı onlara. Son ikazları. Bakın sohbetin sonuna doğru geliyoruz. Biraz şöyle canlanın. Gözlerimin içine bakın ki biz de böyle daha şevkli bir şekilde anlatalım. Ki bizi aynı şekilde dinleyen kardeşlerimiz de çünkü Allah'ın ayetlerini dinliyoruz. Bunu dinlemekten daha büyük bir şeref olmaz. Allah konuşuluyor ya. Daha büyük. Şimdi af, af buyurun bir yerde olsanız bir şarkıcının peşinde herkes milyonlar kitleniyor değil mi? Allah'ın ayeti anlatılıyor ya. Allah'ın ayetiyle anlatılırken canlı bir şekilde dinlemek lazım. Maç olsa 90 dakika topun peşinden gözümüzü kırpmıyoruz. O top yani 90 dakika o göz hiç yorulmuyor. Bir oraya bakıyorsun, bir buraya bakıyorsun. 45 dakika bu ara ara giriyor ya 45 dakika. Kafa yiyor insan. Eyvah. Daha 15 dakika ara var bilmem bir bir de uzatmalara gitti mi zaten hepten çıldırıyorlar. Ama kardeşlerim Allah'ın ayetlerini dinlemekten daha büyük bir şeref yoktur. Rabbim bizleri inşallah mahrum etmesin. Hud aleyhisselam artık davetleri ad kavmi davetlerini yalanlayınca ve ya kavmi istagfiru rabbekum thumma tubu ey kavmim Allah'tan bağışlama dileyin sonra da ona top, ona tövbe edin ki Allah üzerinize göğü bol bol göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Bakın burada ayette işaret bize. Gücün, kuvvetin artması neye bağlıdır kardeşlerim? Gücün, kuvvetin artması Allah'a imana bağlıdır. Ve istiğfiru rabbekum ve ya kavmi istiğfiru rabbekum sonra tövbe ileyh yursilu aleykum midrara ve yezidkum kuvve. Kuvvetinizin artmasını istiyorsanız Allah'a imanınızı arttırın. Kuvveten ila kuvvetikum Kuvvetinize Allah kuvvet katacak. Ve la tetevellev Sakın ha günahkarlar olarak Allah'tan yüz çevirmeyin. Hud aleyhisselam son uyarılarını yapıyor. Ama tabii kardeşlerim yani tefsircilerin anlattığına göre e, bu uyarılara rağmen ad kavminde uzun bir süre yağmur yağmıyor. Uzun bir süre. Kuraklık var, işte insanlar perişan, bir damla suya muhtaçlar. Niye? Çünkü Allah'ın peygamberine karşı çıkıyor. İslam'a karşı Allah yağmur yağdırır mı? Karşı geliyorsun sen peygamberine. Allah'ın emrine karşı geliyorsun. Allah yağdırmıyor. Ve ayetin devamında yani tefsircilerimiz buyuruyor ki bir gün onlar şimdi baktılar böyle uzaktan gelen bir bulut var. Onlar uzaktan gelen bulutu görünce dediler ki tamam şimdi bu bizim üzerimize gelecek yağmuru yağdıracak. Ondan sonra biz büyük nimetlere kavuşacağız. At kavmi bunu bekliyordu. Ama Hud aleyhisselam onlara ne dedi? Yani onlar uyarılardan ders almadılar. Allah onlara ayet gönderdi ders almadı. Peygamber gönderdi ders almadı. Allah onlara uyardı ders almadı. Hatta son uyarıya kadar Hud aleyhisselam yapmayın. Tövbe edin Allah'a. Allah size nimet versin. Gökten yağdırsın. Kuvvetinizi arttırsın. Ama yok onlar dinlemiyor. Kafasının dikine gidiyor. Kibirlenmek her zaman kardeşlerim. Kibirlenmenin karşılığında her zaman Allah azap vermiştir. Çünkü şeytana yaptığı gibi. Şeytan ne dedi? Adem toprak ben ateş secde etmem dedi ona. Topraktan yaratılmış. Ben niçin ona secde edeyim dedi. O bana secde etsin. Kibirlenmesinden dolayı Allah onu cennetten kovmuştur. Allah buyurdu ki secde edin. Meleklerime emrettim. Ve iz lil li adem. Adem'e secde edin dediğim zaman ne dediler? Tescudu li Hepsi secde etti illa iblis. Ama iblis secde etmedi. Niçin? Eba ve Büyüklendi, kibirlendi. Ne oldu? Ve kâne minel kafirin kafirlerden oldu. Kibrinin karşılığında Allah kafir oldu diyor. Onun için kibir çok büyük bir hastettir. Yani ağır bir hastettir. Allah bizleri muhafaza etsin. Malından kibirlenen, mülkünden kibirlenen, varlığından kibirlenen, güzelliğinden kibirlenen, yakışıklığından kibirlenen her zaman onlar kaybetmeye mahkumdurlar. Kaybedersiniz. Allah buyuruyor ki وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَاهَا Yeryüzünde kibirli olarak yürüme. Adam ceketini bir atıyor omuza, tesbih de elinde, sanki bütün alem onun gibi. Alemin sahibi Allah ya. Sen göğü delebilir misin? Yeri delebilir misin? Allah diyor ki ne yapacaksın sen ya? Ne yapıyorsun yani böyle kibirlenerek nereye varabileceğini sanıyorsun? Bir de özellikle yok mu bizim hacı amcalarımız var. Camiye bir girerler ceket omuzunda. Kahveye girebilir. Selamun aleyküm. Bağırarak böyle sanki kahveye girmiş gibi Allah'ın mescidine giriyoruz ya. O ceket giyilecek. Kabadayı bir şekilde Allah'ın huzuruna giremezsin. Hadi hakimin karşısına çık. Bırak hakimi. Motorun odasına gir seni kovar gelin. Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ya. Toparlayacağız kendimizi. Edeple gireceğiz. Sessiz gireceğiz. Sakin gireceğiz. Camiye giriyoruz ya. ilim meclisine giriyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve kardeşlerim İbni Abbas'tan nakleden rivayete göre İlk defa ad kavmine gönderilen bu rüzgar insanları ne yaptı? Saman gibi savurup sağa sola atıyordu. Yani bulut geldi. Onlar dediler ki ya bize şimdi yağmur gelecek ama bulut bir geldi, bir rüzgar, bir fırtına. Ayet i de birazdan anlatacağım. Felemma ف... ra'avhu aridan müsta... müstakbile nihayet o azabı vadilerine doğru bir bulut şeklinde görünce galo dediler ki haza arizun mumtiruna Dediler ki ya bu bize yağmur yağdıracak. Bu bize yağmur yağdıracak. Bulutu görünce bize yağmur gelecek dediler. Hayır. O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. Hud aleyhisselam onlara dedi ki Bel huve mesta'ciltum bihi rihun. O sizin acele beklediğiniz hani ey Hud azap getir dediğiniz azap var ya işte bu bulut birazdan azabı üzerinize yağdıracak dediler. Ayet-i kerimenin devamında içinde elem verici azap bulunan bir rüzgardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder. Bunun hemen ardından onların bomboş evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. Allah diyor ki işte biz zalim olan toplulukları böyle cezalandırırız. Şimdi onlar bir baktılar ki bulut geliyor. Şimdi biz de öyleyiz. Bir ay yağmur yağmasa bir bulut o yağmur yağacak diyoruz. Nereden biliyorsun yağmur yağacağını? Ya musibet gelirse? Bak Resulullah'ın örneği var. Hazreti Ayşe annemiz naklediyor. Kardeşlerim bakın yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda peygamberimiz ne kadar hassas davranmış Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ayşe annemiz buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bulutla veya bir rüzgarla karşılaştığı zaman yüzünde bir hoşnutsuzluk meydana geliyor. Yüzü çöküyor. Morali bozuluyor. Ayşe annemiz ya Resulullah innen nase iza ra'ul gaym. Ferih ricae ay yekuna fihi'l Ya Resulullah, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur yağacak diye seviniyorlar. Siz niçin böyle hüzünleniyorsunuz? Hani şimdi biz de öyleyiz. Dedim ya bir ay yağmur yağmasın, bir bulut kara bulutlar gör, o şimdi yağmur yağacak. Ama Resulullah öyle değildi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe böyle deyince Efendimiz hani ya Resulullah insanlar bulut görünce yağmur yağacak diye seviniyor. Niye siz üzülüyorsunuz? Peygamberimiz bulutları görünce yüzü ekşiyordu böyle üzülüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Ya Ayşe, ma yu'minni ey yakun fihi azab. Vallahi o bulutta bir azap olmayacağından ben emin değilim." Allah'ın peygamberini görüyor musunuz ya? Sen yağmur bekliyorsun. Bu akılla biz ancak yağmur bekleriz. Ama bilmezsin ki ya o bulutta bir azap varsa. Resulullah bulut gördüğü zaman bunu söylüyor ki kainatın efendisi. Ey Ayşe, ma fihi azabun. Ben o bulutta azap olduğundan yani azabın gelmeyeceğinden emin değilim. Uzzi kavmun Allah Celle Celaluhu belki de onda bir kavmin rüzgarla cezalandırıldığı azap vardır diyor Peygamberimiz. Nitekim bir kavim kendileri için azap olacak bulutlu görmüş de işte bu bize yağmuru getirecek olan buluttur demiş. Ama Allah o buluttan onlara musibet vermiştir. Ama kardeşlerim tabi bu korkunç bir rüzgar geldi. Öyle bir fırtına. Ya minare boyunda adam dedim size ya. Ayağından parmak uçlarından dizine yürüyene kadar kilometrelerde geçen bir kavimdi. Sen büyüklüğüne güvenme ya. Gücüne güvenme. Allah'ın gücü her şeyin ötesindedir. Allah bir musibet geldi mi? Ve in yemseske <Sessizlik> Allahu bi durrin fe la kashife Ancak onu Allah durdurabilir. Hadi depremi durdurabiliyor musun? Hadi virüsü görünmeyen bir virüs ya. Hepimiz korkuyoruz ya. Dünya devi diye gördüğümüz ülkeler bir çözüm bulamıyor. Bir sene olacak neredeyse. Çözüm yok. Allah'ın gücüne karşı güç koyamazsınız. Teknoloji olabilir, para olabilir. Bak bir virüs herkesin maskesi kapalı, herkesin yüzü gözü kapalı korkudan ne yapacağımızı şaşırdık. İşte onun için kardeşlerim ama iman edersek müstesna. Şimdi Hud Aleyhisselam o rüzgar geldi, Öyle bir rüzgar ki kardeşlerim Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ayet kerimesinde yani biz onlara öyle bir rüzgar gönderdik ki kezebet adun fekeyfe kâne azabi ve nudur Ad kavmi peygamberi Hud'u yalanladı da uyarım ve azabım nasıl oldu gördün mü ey Muhammed Nasıl ben onları uyardım İnna erselne aleyhim rihan sarsaran fi yevmin nahsin mustamir Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki öyle bir azap, uğursuzluğu, devamlı dondurucu bir rüzgar gönderdik onlar. Neye vursa donduruyor, çeviriyor, çeviriyor. Mesela bir kayaya vuruyor, paramparça ediyor. Allah'ın musibetinden kaçamazsınız. Kardeşlerim, bu Hud Aleyhisselam'ın kavminin helak edilmesi bir rivayete göre safer ayında olmuştur. Yani safer ayında bazı uğursuzluklar vardır. Tabii her ne kadar böyle inkar edenler varsa da Hani bu hadis-i şeriflerde bu sabittir ve ayetin devamına dikkat edelim. Tenzi'un nase keennehum e'cazu nahlin munqa'ir. Allah Celle Celalü buyuruyor ki insanları yerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi o rüzgar savuruyordu. Hatta bunlar ne yapıyorlardı? Dedim ya boyları uzun. Adam diyordu ki yani rüzgar gelse bile ben belime kadar kendimi toprağa gömsem rüzgar beni kaldıramaz diyordu. Beline kadar, dizlerine kadar kendini... Zaten adamın dizi kilometre diyoruz yani. Buraya kadar kendini toprağa gömüyor. Rüzgar geliyor ama o sanıyor ki toprak onu tutacak. Allah'tan azap gelmiş. Allah diyor ki onlar savrulmuş hurma kütü gibi yerinden alıyorduk bir daha yere vuruyorduk. Sen kime karşı geliyorsun ya? Ama iman edenler ne oldu? Hud aleyhisselam ve ona iman edenler onları o rüzgar sanki onlara böyle bir huzur veren bir rüzgarmış gibi değiyordu diğerlerine azap, iman etmeyene, küfür eline azap, evler yıkılıyor. Her taraf dümdüz oldu. Her taraf. Hiçbir tane kalmadı. Kimler sadece? Hud Aleyhisselam'a iman edenler müstesna. Ona inananlar müstesna. Ve kardeşlerim o bu şekilde ona inanmayanlar muhafaza edildi. Allah o sert rüzgar onlara geldiği zaman sanki böyle serinlik geliyordu, böyle bir rahatlık geliyordu onlara. Çünkü Allah'ın rahmeti müminlere rahmettir. Gazabı Allah düşmanlarına gazaptır, azaptır. Onlar yerlerinde duramazlar. Çünkü Allah diyor ki hurma çütüğü gibi ben onları salladım, savurdum, gönderdim. Kaldırıyor, bir daha yere vuruyor. Bak minare boyundaki adam, minare boyu diyoruz bakın. Allah rüzgarla onu kaldırıyor, bir daha yere vuruyor. Niye yapıyor bunu? Kibir. Allah'a karşı gelmek. Allah'ın emirlerini dinlememek, peygamberlerine karşı gelmek, peygamberin emirlerini dinlememek, peygamberi yalanlamak. Yani bundan dolayı kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bu şekilde onları ne yaptı Rabbimiz? Bir yıldırıma karşı onları Rabbimiz imtihan etti, bir rüzgara karşı onlara imtihan etti. Hatta Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimesinde onu anlatıyor. Fein a'radu fekul enzertukum saikaten misle saikati adin ve Semut. Eğer onlar Mekke müşrikleri yine yüz çevirirlerse de ki peygamberimize söylüyor. Mekke müşrikleri senden yüz çevirirlerse onlara da ki Allah ad kavmine bir musibet gönderdi. Allah Semud'un başına saikayı yıldırıma benzer. İnşallah önümüzdeki hafta Semud kavmini anlatacağız. Nasıl helak olmuş bunlar ve biz onların helak olduğu duruma düşmemek için ne yapmamız lazım? Kardeşlerim, son hadis-i şerifi nakledip bitiriyorum inşallah. Beyhake'nin rivayetine göre naklettiği bir rivayette Cabir bin Abdullah şöyle buyuruyor. Ebu Cehil ile Kureyş eşrafından bir grup şöyle dediler. Ebu Cehil ve Kureyş eşrafından bir grup dediler ki Muhammed'in işi şüp, bizi şüpheye düşürdü. Sihir, kehanet, falcılık ve şiiri bilen bir adam bulsanız da Muhammed'le o konuşsa ve Muhammed'in durumunu bize anlatsa dediler. Tabii bunun üzerine Utbe bin Rebia o da sonradan sahabe oldu, iman etti. Utbe bin Rebia ben dedi, "Fala bakmayla alakalı ilmim var, şiirle alakalı bilgim var, sihirle alakalı bilgim var." Beni Muhammed'e götürün, onunla konuşayım. Yani onun yaptıkları bana gizli kalmaz, beni kandıramaz dedi. Utbe'yi getirdiler. Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler. Utbe peygambere dedi ki, ya Muhammed sen mi daha hayırlısın yoksa Haşim mi? Sen mi daha hayırlısın yoksa Abdülmuttalip mi diye sordu. Peygamber'e soruyor bunu. Resulullah ne buyurdu? Önce ona cevap vermedi. Sonra tekrar Utbe sözlerini devam ettirince Utbe dedi ki, Utbe bin Rebi'a Muhammed dedi sen bizim ilahlarımızı kötülüyor, atalarımızı sapık olarak gösteriyorsun. Eğer maksadın başkan olmaksa bayraklarımızı senin için dikelim, başımıza seni geçirelim. Eğer mal istiyorsan sana mal verelim, senin arsa istiyorsan arsa verelim, para istiyorsan para toplayalım. Kadına ihtiyacın varsa Kureyş'in kızlarından hangi kızı beğeniyorsan sana bunu verelim. Ama yeter ki sen bizim ilahlarımıza karşı gelme. Hani Utbe bin Rebia'yı niye gönderdiler peygamberimize? Sihirden, büyüden anlıyor ya. Sözde peygamberimiz sihirci, büyücü, o da onu anlayacak yaptıklarını. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu kardeşlerim? Orada hemen vahiy indi. Rabbimiz "Peygamber vahiyeti feyin e'radu fekul enzertukum sa'iqatan misle sa'iqati 'ad ve semud." Peygamberimiz buyurdu ki eğer onlar Mekke müşrikleri yüz çevirirlerse Utbe'ye söylüyor. Utbe bin Rebia. Ama sonradan iman etti. Ona dedi ki eğer böyle yapmaya devam ederseniz alt kavmine Semud kavmine gelen belalar size gelecek deyince Utbe Resulullah'ın ağzını kapadı. Peygamberle akrabalığı vardı. Dedi ki akrabalığımız hürmetine sus dedi konuşma. Etkileniyor ayetten çünkü. Hemen oradan çıkıp gitti. Ayrıldı oradan. Günlerce evinden çıkamadı. Ebu Cehil dedi ki ya gidin şu Utbe'ye ne oldu? Muhammed'in yanına gönderdik iki haftadan ortada yok. Yoksa bu da mı ondan etkilendi? Yoksa Muhammed onu da mı kandırdı? Utbe'yi çağırdılar. Utbe'ye dediler ki ey Utbe sen Muhammed'in yanına gidip onun sihir büyücülüğünü çözecektin. Ne oldu? Utbe dedi ki vallahi dedi Muhammed hakkında bundan sonra hiçbir zaman tek bir kelime etmeyeceğim. Size de ettirmeyeceğim. Vallahi biliniz Muhammed sihirbaz değildir. O gençliğinde de dürüst olduğu gibi şimdi de dürüsttür. Muhammed'e karşı sizi de konuşturmayacağım. Ben de konuşmayacağım dedi. Ebu Cehil dedi ki ulan Muhammed dedi bunu bir, adamımızı daha aldı bizden. Halbuki Resulullah'ın yanına göndermişlerdi. Ama Peygamberimiz bir ayetle onu tesir ettirdi. Bir ayetle. Ne kadar tesir ediyorsun sen bir ayet sana? Bütün Kur'an'ı ezberledin. Ne kadar tesir ediyor hafız sana? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kolay değil. Tabi azaptan sonra kardeşlerim Hazreti Hud ve beraberindekiler felaketten sonra bir rivayete göre Mekke'ye yerleştiler. Bir yer rivayete göre bulundukları yerde kaldılar. Yaklaşık 150 yaşında Hud Aleyhisselam tabi vefat ettiği söyleniyor. Yine aynı şekilde kardeşlerim milattan önce 1800'lü yıllarda bir gemici İngiliz donanmasında görev yapan bir gemici bir kitabe buluyor. Yani bu kitabede Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmine ait bazı yazılar bulundu ve o e, kitabeler hala muhafaza ediliyor. Bu muhafaza edilen kitabelerden yola çıkarak Hud Aleyhisselam'ın e, kabrinin yüksek ihtimalle bulunmuş olduğu yer Yemen ile Umman arasında olan, yani Yemen'de bulunan, o, o bölgede bulunan kabri şerifi olduğu yüksek ihtimal taşıyor. Kardeşlerim buradan ne yola çı çıkarıyoruz, ne neler çıkarıyoruz, ne ders çıkaracağız? Hud Aleyhisselam'ın kavminin helak olma sebeplerini Allah bizlere Kur'an'da anlattı. Bizi uyarıyor, siz böyle yapmayın, kibirlenmeyin. Peygamberinize karşı gelmeyin. Boyunuz posunuz da olsa, dev kadar da olsan, malın mülkün kendine güvenmeyeceksin. Allah bir vurur, 500 bin liraya daire alırsın, 1 milyona daire alırsın, yanında 1 milyona araba alırsın. Bir deprem olur, o arabanda kalır altında, o binan da çöker, hiçbir şey elde etmiş olmazsın. Hepsi gitti. Ona mı güveniyorsun? Bak bir deprem götürdü. Mesela örnek veriyorum 99 depremi. Şimdi Allah razı olsun devletimizden İzmir'de binası dairelerini kaybeden insanlara devletimiz bir yıl içerisinde daire sözü verdi. Elhamdülillah. Bu devletimizin gücünü gösteriyor. 99 depreminde bir hafta sonra devlet hükümet açıklamaya çıktı ya. Daha Türkiye'nin muhtelif yerlerinden haber bile alamıyorlardı. Ama elhamdülillah devletimiz bu konuda gücünü gösteriyor. Kuvvetini Allah razı olsun devletimizden. Rabbim oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Ama şimdi 99 depremine bakıyoruz. İstanbul'un neredeyse çoğu çöktü değil mi? Dairesi olanlar ne yaptı? Alabildi mi dairesini? Kaç para yatırmıştı kim bilir değil mi? Gecesini gündüzüne katmıştı. İşte bu senin değil, emanet. Bu daire senin değil, araba senin değil. Hepsi emanet. Gideceksin bir gün ya. Bu vücut da emanet. Kemikler kalacak sadece. Onlar da böceklerin, toprak içerisindeki solucanların yiyeceği olacak çürüyüp gidiyorsun. Geriye kalan bu güzel kubbenin altında bir hoş bir seda bırakmışsan Allah'ın davasında, Allah'ın kitabı uğruna, sünneti uğruna büyük bir yol açmışsan hatırlanıyorsun. Dua ediliyorsun, anılıyorsun ama sıradan bir hayat yaşamışsan sarı çizmeli Mehmet Ağa ölmüş gitmiş kimin ne haber olacak. Dolayısıyla kardeşlerim kibir sahiplerinin sonunu gördünüz. Üstün cesaretli olanların sonunu gördünüz. Ve zalimlere de peygamberlerin itaat etmediğini gördünüz. Allah Celle Celaluhu bizleri peygamberlerine karşı gelmekten muhafaza etsin. Aynen. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri iman ederek hayatımızı yaşamayı ve Allah'ın peygamberlerine karşı al gelip üzerimize gelecek olan ya da aramızda birçok insan var. Musibet onlardan dolayı da geliyor. Allah'a karşı geliyorlar, peygambere karşı geliyorlar. Musibet onlardan dolayı geliyor. Ama Rabbimiz hani ayet-i kerimede buyurduğu gibi Ya Rabbi aramızdaki beyinsizler, Yüzünden bizleri cezalandırma. Biz iman ehliyiz ya Rabbi. Rabbimiz topraklarımızı bereketli eylesin. Allah Celle Celaluhu vatanımızı, milletimizi, devletimizi emin ve muhafaza etsin. Rabbimiz doğumuza, güney doğumuza, tüm Türkiye'mize afiyetler, bereketler ihsan etsin. Allah Celle Celaluhu Azerbaycan'ın Karabağ fetvine Rabbimiz inşallah daha nice fetihler eklesin o toprakları bereketli eylesin. Daha nice bölgelerde, nice mekanlarda Allahu Ekber sesinin, ezan sesinin toprak toprak yayılmasını Rabbim bizlere nasip ve müesser eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.